Kılıçdaroğlu ikinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Ne yapılmaması gerekiyorsa? Tabii. Göreceksiniz. Tarihe böyle geçecek. Ve siz bunları bu masaların etrafında çok tartışacaksınız. Siyaset tutarlılık ister. Ve siyaset samimiyet ister. Ve ikinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz hem de bir takiye siyaseti yapılmaktadır. Ya bu çok nettir. Neden bunu, bunu CHP tabanı görüyor. Yani ben ötekilerin etkisizleştiğini düşünüyorum. Yani İYİ Parti'nin, diğer o DEVA, Gelecek, onların herhangi bir etkisinin kalmadığını düşünüyorum. Bir telaşın içerisine girdi Kılıçdaroğlu. Şimdi bir siyasi partinin içinde olursunuz ve bu siyasi partinin içerisinde parti siyaseti yaparsınız. Ülke siyasetine, parti siyasetinden geçmek istersiniz. Ama parti siyasetini sizin ülke siyasetinizi yönetmenizi sağlamayabilir. Partinin içinde egemen olursunuz ama ülke siyasetine egemen olamayabilirsiniz. Kılıçdaroğlu şöyle zannetti. Ben partinin içerisindeki yaptığım bütün o hamlelerin hepsini ülke siyaseti içerisinde de yaparsam başarılı olabilir. Başarılı olabilir. Oysa parti bir homojen yapıdır. Ve partide egemenliğiniz kabuldür zaten. Yani partide bir genel başkan halk nezdinde ülke siyasetinde kaybetmeyene kadar, kaybetti de, o dramatik olarak bir sonuçla karşılaşmayıncaya kadar, artık yeter denmeyinceye kadar parti siyasetini tutabilirsiniz. Ama ülke siyasetinde dramatik bir sonuçla kaybettiğiniz zaman parti siyasetinde sona erer. Parti siyasetini sizi ayakta tutmaz olun. Şu anda yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi veya ona söylenen ve yaptırılan en önemli hatalardan bir tanesi tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Şimdi bütün kampanya boyunca, bütün yıllar boyunca bunlar konuşuldu. Bütün bloklar oluştu. Şimdi bu blokları son bir haftada, 15 günde de değil, son bir haftada bu blokları olduğu gibi birbirine karıştırırsanız, ben Kayyum'da istemiyorum, ben Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de istemiyorum, ben LGBT'de istemiyorum, çünkü kaybediyorum dediğiniz andan itibaren o birinci tescillediğiniz, noterde tescillediğiniz tam %44.8 insan size, sizin politikalarınıza, bir bölümüne, bir bölümüne değil veya Amerika'nın size enforme ettiği, sizi bilgilendirdiği, size dayattığı bu politikalara evet verdi. %49.5 da dedi ki ben Cumhur İttifakı'na evet veriyorum. Bu tescillenmiştir. Siz ne kadar kendinizi dağıtırsanız dağıtın, ne kadar tutarsızlık ortaya koyarsanız koyun, onun dışına çıkamazsınız.